Değerli arkadaşlar, hepinize mutlu günler diliyorum. 18-19. Yüzyıl felsefesi, soru çözümü ve uygulamalarıyla bir aradayız. Birinci sorumuza geçersek, 18-19. Yüzyıl felsefesi, aydınlanma döneminde doğa Tanrı tarafından yaratılmış, dini ve ahlaki anlamda açıklanan bir alan değildi. Doğa, rasyonel boyutu olan bir düzendeydi diyor soru. Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisini ortaya çıkarabilir? Hangisini ortaya çıkarması kaçınılmazdır şeklinde devam ediyor sorumuz. Başlıkımız siyasal düzenlerin tartışılmasını, B'de metafiziğin önem kazanmasını, C'de akıl yerine duygunun önem kazanması, D'de sosyal sorunlara çözüm yolları getirilmesi, E'de ise doğa bilimsel yöntemlerin gelişmesi şeklinde açıklanmış. Aydınlanma döneminde zaten soru kökünde de doğa rasyonel boyutu olan bir düzende diyerek E şıkkına atıfta bulunuyor. Sorumuzun yanıtı Edirne olmalıdır. XIX-XIX yüzyıl felsefesinin diğer bir soru örneğiyle karşı karşıyayız. Düşünce tarihinde din ve gelenekten kurtulup insanın kendi aklı ve görgüleri ile hayatını belirlemeye başladığı dönem hangisidir şeklinde bir sorumuz var. Orta Çağ dönemi A şıkkında yer alıyor. Patristik dönem B şıkkında yer alıyor. Dogmatik dönem C şıkkında. Denizli'de aydınlanma dönemi E şıkkında da skolastik dönem. Farkındaysak patristik dönem ve skolastik dönem zaten Orta Çağ felsefesinin iki ayrı tarihsel dönemiydi. Dogmatik dönem de zaten Orta Çağ felsefesinin bir özelliğiydi. Gelişmelere kapalı olmasıydı. Bu çerçevede sorumuzun yanıtı Denizli oluyor. Çünkü kendi aklı görgüleriyle hayatını belirlemeye başladığı dönem aydınlanma dönemidir. Bu dönem için 18-19. Yüzyıl felsefesi var olmaktadır. Her bir sorumuza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Deneysel çalışmaların önem kazanması, insanın merkeze alınması, metafiziğe önem verilmesi, laik bir dünya görüşü benimsendi diyor soru kökümüz. Yukarıdaki maddelerden hangisi 18. yüzyıla ait değildir? Burada metafiziğe önem veriş dikkat çekiyor. Çünkü metafizik doğadaki olay ve olguların doğaüstü güçlerle açıklandığı dönemdi. Antik çağda böyle bir dönem, metafizik dönem yaşamıştı insanoğlu. Ancak deneysel çalışmalara önem verme, insanın merkeze alınması, insan aklının merkeze alınması, laik seküler bir dünya görüşünün benimsenmesi. Bunlar 18. yüzyıla ait özelliklerdi. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı Ceyhan oluyor. Evet, diğer bir sorumuza geçiyoruz. Değerli arkadaşlar, 18. yüzyıl aydınlanma felsefesi eleştirileriyle yalnızca dine ve geleneğe değil, siyasi otoriteye de yönelerek devletin alanını da daraltmış, bireyciliğe önem vermiştir. Bu bilgilere dayanarak aydınlanma döneminde aşağıdaki akımlardan hangisinin öne çıktığı söylenebilir diyor sorumuz. Özellikle değerli arkadaşlar, bireyciliğe önem veriş, devletin alanını daraltma, bunlar bizi liberalizme götürüyor. Çünkü liberalizm devletin alanının daralmasını ve bireyciliğe önem verilmesini ortaya koyan bir ekonomik sistemdir, siyasal sistemdir. Dolayısıyla bunun izlerini John Locke ortaya koymuştur. İngiliz liberalizmin kurucusudur. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı Bursa oluyor. Evet, diğer bir 18-19. Yüzyıl felsefesi sorunsalıyla karşı karşıyayız. Aşağıdakilerden hangisi aydınlanmayı belirleyen bir takım tavır ya da eğilimlerden biri değildir? Hümanizm, akılcılık, ilerlemecilik, sezgicilik, iyimserlik şeklinde şıklarımız yer alıyor.
Sezgicilik 20. yüzyılda karşımıza çıkan bir doktrin, bir felsefi ekol. Dolayısıyla bu dönemin eğilimlerinden biri değil, sorumuzun yanıtı Denizli oluyor değerli arkadaşlar. Diğer bir sorumuz. İnsan zihninin doğuştan boş bir levha, tabula rasa olduğunu, bu bilgilerin yaşam deneyimlerimizle elde edildiğini savunan filozof, yaşam deneyimleri derken duyu organlarına vurgu var. Bu bilgilerin kaynağı duyu organlarıdır. Duyu organlarından, yaşam deneyimlerinden elde edilen bilgilerle insan zihni dolar diyen filozofumuz, İngiliz empirist filozof, John Locke'dan başkası değildir. Evet, John Locke C şıkkında yer almış. Sorumuzun yanıtı C olmalıdır. Diğer bir sorumuz, yine 18-19. Yüzyıl felsefesi, konularımızı pekiştirmek adına hazırlandığım sorular. Kant'a göre, Kant o dönemin filozofu, aydınlanma çağı filozofu. Kant'a göre bilginin oluşumunda akıl ve deney tek başına yeterli değildir. Ona göre deneysiz kavramlar boş, kavramsız deneyler kördür. Kant'ın bu eleştirel tavrı onu hangi felsefi akımın kurucusu yapıyor? Evet. Deneysiz kavramlar boş, kavramsız deneyler kördür derken hem akılcıları tek başına yetersiz buluyordu hem de deneycileri, empiristleri tek başına görüşlerinde yetersiz buluyordu. Ona göre hem akılsal verilere hem de deneysel verilere ihtiyaç vardır bilginin oluşumunda. Dolayısıyla kendinden önceki hem akılcıları hem de deneycileri eleştirdiği için felsefesinin adı eleştirel felsefeydi. Yani olayın kritiğini yapmıştı demiştik dersimizi anlatırken. Sorumuzun yanıtı da kritisizm, yani Adana doğru yanıt oluyor. Rousseau'ya göre egemenlik halka aittir. Halk egemenlik hakkını hiçbir kişiye ya da gruba devredemez. Buna göre Rousseau'nun siyasal anlayışının temelinde hangi kavram bulunmaktadır? Sorumuzun yanıtı özellikle Fransız İhtilali'nin de meydana gelmesinde çok büyük katkıları olan aydınlanma çağı filozofudur, Fransız filozofudur Jean-Jacques Rousseau. Kendisi genel idareyi, halkın egemenliğini savunuyordu. Sorumuzun yanıtı C olmalıdır. Modern düşüncenin kavramlarından biri olan insana değer vermeyi, insanı merkeze almayı savunan anlayış, evet, çıklarımıza baktığımızda hümanizm, insan ve insan aklına değer verişi ortaya koyuyor. Sorumuzun yanıtı Adana olmalıdır. Felsefe tarihinde insanın düşünme ve değerlendirmelerinde din ve geleneklere bağlı kalmaktan kurtulup kendi aklı, kendi görgüleriyle hayatını belirlemeye başladığı dönem hangisidir dersek, daha önce de dersimizde anlatmıştık, sorulardan birinde de çıkmıştı, farklı şekilde görülmüştü. Evet, aydınlanma dönemi, akıl çağı, Adana sorumuzun yanıtı oluyor değerli arkadaşlar. Bir diğer 18-19. Yüzyıl felsefesi sorusu, Batı'nın 18. yüzyılda yaşadığı aydınlanma sürecine benzer durumu M.Ö. 5. yüzyılda antik çağ Yunan aydınlanması da yaşamıştır. Aşağıdakilerden hangisi her iki aydınlanma dönemi için geçerli olur? Dini değerlere dayanma, metafiziğe yaklaşma, insandan çok doğaya önem verme, din ve geleneğe eleştirel yaklaşma, dogmatik yapı oluşturma. Hem M.Ö. 5. yüzyıl antik çağında hem de 18. yüzyılda din ve geleneğe eleştirel yaklaşıldığı söylenebilir. Dolayısıyla ortak özellik Denizli'dir. Sorumuzun yanıtı. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl felsefesinin özelliği olamaz? İdeolojilerin öne çıktığı dönem, Bursa şıkkı pozitivist olgusal anlayıştan uzaklaşıldığı yönünde,
C şıkkımız sosyal siyasal sorunlarla ilgilenildi şeklinde. Din ve geleneğe karşı olundu. Biraz önceki sorumuzda da zaten bunu görmüştük. Dolayısıyla Denizli zaten sorumuzun yanıtı olamıyor. Olgulara dayalı bilim anlayışı gelişti. Dolayısıyla şöyle de bir akıl yürütebiliriz. E ve B birbirlerini çürüten şıklar. Mantıksal olarak olgulara dayalı bilim anlayışı gelişti diyor. B'de pozitivist olgusal anlayıştan uzaklaşıldı diyor. Dolayısıyla bunlardan biri cevap olmalıdır zaten. Ama genel bilgilerimizden yola çıkarsak, ideolojilerin öne çıktığı dönem 19. yüzyılda sosyal siyasal sorunlarla ilgilenildi. Fransız ihtilali ortaya çıktı. Din ve geleneğe karşı olundu. Olgulara dayalı bilim anlayışı gelişti bu dönem. Ama pozitivist olgusal anlayıştan uzaklaşıldığı söylenemez. Lakis Edirne'de olduğu gibi yaklaşıldı, gelişti. Bağlarsak sorumuzun yanıtı Bursa oluyor değerli arkadaşlar. Kant'ın insanın aklını kendisinin kullanmaya başladığı dönemdir diye tanımladığı 18. yüzyıl felsefesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Skolastik felsefe dönemi, dogmatik felsefe dönemi, aydınlanma dönemi, ortaçağ felsefesi, tarihsel felsefe. Sorumuzun yanıtı Ceyhan olmalıdır, aydınlanma dönemi. Aşağıdaki felsefe akımı ve temsilcisi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır şeklinde bir sorumuz var. 20. yüzyıl konularımızdan biri pozitivizmin kurucusu Comte'dur. Materyalizmin temsilcisi Marx'tır. Yine 18-19. Yüzyılda karşımıza çıkan idealizm düşüncecilik akımının temsilcisi Hegel'dir. Nihilist Nietzsche'dir. Ancak yine 18-19. Yüzyıl felsefesi konularından biri olan empirizm, deneyciliğin temsilcisi John Locke'tı. Sokrat milattan önce antik çağda yaşamıştı. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı Edirne olmalıdır. Bir diğer 18-19. Yüzyıl felsefemiz Locke siyaset felsefesinde liberal anlayışın temsilcisidir diyor sorumuz. Kuvvetler ayrılığı yani yasama, yürütme, yargı erklerinin toplumda farklı kesimlerde bulunup bu güçlerin birbirini denetlemesini benimsedi diyor. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? Kuvvetler ayrılığı prensibi gereklidir der paragrafa göre Locke. Kuvvetler ayrılığı güçler birbirini denetler. Evet. Locke liberaldir. Liberalizmin kurucusu. Evet. Locke demokratik fikirlere sahiptir. Bunu da karşıdan çıkartabiliriz. Ancak güçler ayrılığını savunuyordu. Gücün tek elde toplanmasını Locke savunamaz. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı Edirne olmalıdır. Bilgilerimizin oluşumunda aklımızı ve duyu organlarımızı tek başına yetersiz gören ve eleştirel felsefeyi oluşturan deneysiz kavramlar, boş kavramsız deneyler, körlük yargısıyla tanınan filozofumuz, evet Kant'tı. Biraz önceki sorularımızda da karşımıza çıkmıştı. Benzer sorumuz yine gelmiş. Evet, Adana doğru yanıt. Kant'a göre yine 18-19. Yüzyılda yaşamış, ahlakla ilgili ciddi fikirleri olan filozofumuz Kant'la ilgili sormuş. Kant'a göre ahlakta amaç mutluluk olamaz diyor. Mutlulukta çıkar vardır. Eylem herhangi bir çıkara değil, sadece iyiyi isteme, niyete dayalı olarak sorumluluk bilinciyle yapıldıysa ahlakidir şeklinde bir paragrafımız. Bu duruma göre Kant hangi ahlak anlayışını savunmuştur? Hedonizm, antik çağdaki Epikür'ün temsilcisi olduğu, yine 18. yüzyılda, 19. yüzyılda Bentham'ın temsilcisi olduğu bir yaklaşımdı. Dolayısıyla hedonizm sorumuzun yanıtı olamaz. Egoizm yine antik çağda sofistlerin bir özelliğiydi. En önemli temsilcisi İngiliz Thomas Hobbes'tu. Sorumuzun yanıtı egoizm de olamaz. Kant'ın yaklaşımında çıkarın olmaması söz konusu. İyi istemeden niyetin olumluluğundan bahsediliyor. Gerek Adana'da gerek B'de
bir çıkar ilişkisi söz konusu. Anarşizm zaten soru köküne aykırı. Anarşistler evrensel bir ahlak yasasının da olabilirliğine karşılar. Nihilizm zaten hiççilikti. Onlar da evrensel bir ahlak yasasını tanımıyorlardı. Bu çerçevede sorumuzun yanıtı Kant'ın sonuca değil niyete odaklanması, iyiyi istemeyi düşünmesi, sorumluluk bilinciyle yapılanı ahlaki görmesi, bunlar bizi ödev ahlakına götürüyor. Kant'ın zaten ahlak anlayışının bir diğer adı değerli arkadaşlar, ödev ahlakıydı. Evet, diğer bir sorumuz. Hegel'e göre insan iç duyularını kullanmadan yalnız aklı ile doğru bilgiye ulaşabilir diyor. Çünkü aklın yasalarıyla varlığın yasaları aynıdır. Bu duruma göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz şeklinde bir sorumuz. Bilginin kaynağı sezgidir diyor A şıkkımız. Bilgiye akılla ulaşılır diyor B şıkkımız. Bilgiler duyularla elde edilir diyor C şıkkımız. Doğru bilgi faydalı olandır diyor D şıkkımız. Son olarak kesin bilgiye ulaşılamaz yargımız da E şıkkında söz konusu. Paragrafı incelersek ne diyor? Çünkü aklın yasalarıyla varlığın yasaları aynı kabul edilmektedir. Sorumuzun yanıtı Bursa olmalıdır. Zaten Hegel 18. yüzyıl aydınlanma çağı filozofu olarak aynı zamanda rasyonalizmin temsilcisidir. Yani bilgi felsefesinde akılcıdır. Varlık felsefesinde ise idealisttir. Bunları da unutmamakta büyük fayda görüyorum. Soruları çözme konusunda ciddi tiyolarınız olacaktır. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı da Bursa oluyor. Değerli arkadaşlar, bugünkü çalışmamızdaki sorularımızı tamamlamış olduk. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.